Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal Yayınları hazırladığı TTYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Takı tasarlayan ayten kenar uzunlukları 3 ve 4 cm olan kare biçimindeki taşları kullanarak bir küpe tasarlamak istiyor. İşte bunu tasarlamış. Taşları kenarları doğrusal olacak biçimde şekildeki bir yerleştirdikten sonra bak kenarlar doğrusal bu doğrusal e hocam bu kare 90 bu kare 90 bu doğrusalsa hop 180 yapacak. Burası da 90 burası da 90 oldu. Karenin bir kenarı 3 ise 3 3 4 5. Aynı şekilde burası 4 ise 3 4 5. Tamam verilen bilgiyi kullandık devam. İkişer köşesinden geçen bir zincir ile bağlayıp sabitliyor ve küpe tasarımını tamamlıyor. Tamam bundan sonra şuradaki uzunlukları bulmak kaldı. Buna göre ayetini kullandı. zincir uzunluğu nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Aslında böyle sıkıştık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hocam şunu şöyle uzatsak mı? Bunu böyle uzatsak mı? İşte şöyle şunu. Ya da hocam buradan böyle çizsek bunların doğrusallığı ispat bilmem ne falan filan. Şimdi önceki konulara geri dönelim. Böyle eşkenar dörtgen. Köşegenler dik kesen dörtgenler de hep şunu söylemişimdir. Sıkıştığında köşegen çiz. Hatta köşegen çizildiğinde diğer köşegen çiz. Hatta sıkışırsan köşegen mutlaka mutlaka çizilmeli diye dedim. Eşkenar dörtgende dedim. Deltoid'de dedim. E karede de dediriz tabii ki. Köşegenler dik kesiyor. Çünkü köşegenler özel bir hal Hangi köşegen mantıklı burada? Hocam dikeyler sanki bir işime yaramayacak. Şu yatayı çizersem. Bu yatayı da çizersem burada bir şeyler çıkacak mı? Bak burası 45 burası da 45. Hocam burası da 45 burası da 45. Bak z kuralı sağlandı böyle. Yani şunlar paralel oldu. O ne güzel. 3 3 ise 3 kök ki burası. 4 4 ise 4 kök ki burası. Bir temel orantı çıktı. E, tamam şuraya x dersem x bölü tamamı x bölü x artı 5 eşittir. 3 kök 2 bölü 4 kök 2. 3 kök 2 bölü 4 kök 2 eşit olacaktır. Şimdi anladın mı köşegenin ne kadar önemli olduğu? Hatta şu konularda eşkenar dörtgen delta ve karede ne kadar önemli olduğunu anladın mı? Bunu anlatan en güzel sorulardan biri de bu. Gerçekten çok güzel bir soru. İşler dışarı 4 x eşittir 3 x artı 15 yapar ve x'i de böylelikle 15 olarak buluruz. Ama bizden x değil ne isteniyor ipin uzunluğu. Sen şurayı 15 buldun ya 15 5 daha 20. O zaman şurası 20 iken aynı şekilde burası da 15 çıkar. 20 de burası 20 artı 20'den cevap 40 çıkar. Evet cevabı 40 bulduk. Cevap Cihan oldu. Birinci soruda. Geldik 2'ye diyeceğim ama kanalını çözemiyorum. Telif hakkından dolayı uygulamadan bakarsın. Geldik 3'e. Alan 36 olan ABCD karesi. Alan 36 ise bir kenar kaç yaptı? 6 yaptı. Eşit alanlı 3 dikdörtgene ayrılmış. Bak Eşit i̇şte alanda. Hocam A alanı. A alanı. A alanı. Şimdi birer kenarları aynı olan bir dikdörtgende paralel kenarda ya da eşkenar dörtgende. Alanlar eşitse tabanlarda eşittir. Alan dağıtımını burada da uyguluyoruz. Yani burası da 3. Burası da 3 mi oldu? Evet. E sonra şöyle bakabilirsin. Hocam burası A iken burası da 2A. He, A'ya 2A oran var böyle baktığımız zaman. Hocam burada da tabandaki oran da 1'e 2 olacak. Çünkü niye? Bu sefer bu kenarları ortak. A iken 2A. Toplamda 3A. Bu bir kareydi değil mi? Toplamda 3A uzunluğu neye eşit arkadaşım? Şu 6. Burası da 6 olacak. 3A eşittir. 6 ise A'yı buradan 2 buluruz. A2. 2A da 4 yaptı. Tamam. Mavi üçgenin kenarını 3 üç ve 4 olarak buldum. Şurayı da ne buldum arkadaşlar? Öbürü de 3 ve 4. Şu burası da 2'ye 6. Arkadaş x deniyor. x e ait bir dik üçgen oluşursak olay bitti. Hocam tamamı 4 ya. 1 kaldı. O zaman burası da 1. E, burası burası 3. 3 1 daha 4. E, tamamı 6 olacak. O zaman buraya da ne kaldı? 2 kaldı. E, burası da 4 ise burası da 4. Pisagor. 2 4. 2 kök 5 üçgeninden cevap 2 kök 5 çıktı. Evet cevap cihan oldu. Üçüncü soruda geldik 4'e. Tezcan öğretmen bir karenin alanını eşit alanla iki bölgeye ayıran doğrunun oluşturduğu bölgeler eşittir. Bilgisini vermiş ve aşağıdaki soruyu yazmış. Hmm, bir karenin Alanını iki parçaya bölen doğru nereden geçer? Köşegenlerin kesim noktasından geçer. Bak, dediğimi unutma şimdi. Paralel kenarda, dikdörtgende, karede, eşkenar dörtgende bu saydığım dörtgenleri eşit işte alan iki parçaya bölen doğru tam köşegenlerin kesim noktasından geçer. Yani burası köşegenlerin kesim noktasıdır. E hocam, ben bunu hep böyle söyledim. Hadi neyse burada da ispatını da yapayım istersen. Şöyle paralel kenar düşün. E paralel kenar zaten eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, paralel kenarın özel bir hali. Paralel kenarda sağlanıyorsa diğerlerinde sağlanır. Mesela şu. Hocam şu alanla işte şuradaki alanla soldaki alanla sağdaki alan birbirine eşitse o zaman ben şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. O zaman hocam şuraya X dersem burası da A artı B eksi X mi olur? Evet. Şimdi bu yamuğun alanıyla bu yamuğun alanını eşitleyelim. Yükseklikler aynı değil mi? Aynı. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yani yükseklikler aynı olduğu için alt taban artı üst tabanları eşit olmak zorunda. X artı B eşittir. A artı A artı B eksi X yaptı. Hocam B'ler gittim buradan gitti. Eksi 2 x öbür tarafa attım. 2 x eşittir. 2 A yaptı. A da buradan neye eşit oldu? X'e eşit oldu. He, şurası A oldu. E bu ne demek? Bu şu demek. Hop şunu şöyle çizince. A kelebekteki oran birebir demek. O zaman şu köşegenin tam orta noktası mı yaptı burası? Evet. E burası da köşegenlerin kesim noktası olmuyor mu? Oluyor. Bak sana güzel bir soru içerisinde güzel bir özet de yapmış oldum. Bence iyi oldu. Neyse burası köşegenlerin kesim noktası. E, o zaman hocam şu köşegeni çizersem eğer ya da diğer köşegeni çizersem eğer ne olacak? Köşegenlerin kesim noktası. Eşit eşit. Hocam şurada kelebek var. ise burası da bir yapar. Sonra başka ne yapabiliriz burada? Karenin bir kenar uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Buradan sonrasında şu ikiyi de benim kullanmam lazım değil mi? İkiyi nasıl kullanacağım peki? Kelebekteki oran. Şurada kelebeği kullandım ben. Tamam bire bir. Köşegenlerin kesim noktası şurası. Onu da kullandım. Eyvallah. Sonrasında diğer köşegeni de çizeyim o zaman. Sıkıştık kaldık çünkü. Diğer köşegeni de çizersem eğer. E hocam şurada da bir kelebek var. Şunlar da birbirine eşit. 2'yi kullanamadım ama ben ya. 2'yi kullanacak bir şekilde bir hamle yapmam lazım. O zaman ben şuraya bir A desem. Şunu hiç şey yapmayayım. Çizmeyeyim isterseniz. A artı 1 mi burası? Evet A artı 1. E burası da A artı 1 olduğundan A oldu. E hocam burası da A artı 1. Bak şimdi temel orantı benzerliği var. 2'yi şu şekilde kullanabiliriz. 2 bölü tamamı. 2 bölü 3 artı a eşittir. 1 bölü a'ya eşit. Evet. 1 bölü a'ya eşit. 2 a eşittir. 3 artı a'dan a'yı da böylelikle 3 bulduk. Güzel. a'yı 3 bulduk. Ne diyor? Karenin kenar uzunluğu nedir diye soruluyor. Bak. Karenin kenar uzunluğu kaç çıktı? 4 çıktı. Evet. 4. soru denizli oldu. Güzel bir soruydu bu da. Geldik 5'e. 5. soruda da şöyle bir şey verilmiş. Alanı 16 birim kare olan kare biçimindeki bir karton parçasının tamamı eş iki dikdörtgensel parçaya ayrılıyor. 16'ya Alanı 16, bir kenarı 4 yapacak. Eş olması için o zaman 4'e 2 şeklinde mi ayrılacak? Evet. Yani 2 2 eş parça olması için 4'ü 2 eş parçaya bölmem lazım. Daha sonra bu iki parça bu şekilde çakışacak şekilde konulmuş. Eyvallah. Buna göre son durumda kartonların üst üste gelen kısımların alanının nedir diye soruluyor. Benden üst üste gelen kısmı işte burası. Şuradaki durum isteniyor. Tamam şunun 2'yi biliyorum. E hocam burası da 2. E hocam burası da 2. E hocam burası da 2. Eyvallah. Devam edelim. E, ekstra bir 90 derece var. Alfa beta yazalım. Alfa 90 beta. Ters açıdan beta. Beta 90 alfa. Tamamı 90 beta. Burası alfa. Burası beta. Ters açıdan beta. Burası da alfa yaptı mı yaptı. Senin şuradaki üçgenin, şuradaki üçgenin, şuradaki üçgenin ve şuradaki üçgenin benzer. Ve hatta betanın karşısındakiler hep 2 olduğu için eş üçgen oldu mu? Oldu. E o zaman eş üçgen olduysa alfanın karşısı A ise alfanın karşısı burada da A'dır. Alfanın karşısı burada da A'dır. E bir tanesinde alfanın karşısı burası da A'dır. Ve bir tanesine bakacak olursan eğer ne var burada? Tamamı 4 değil miydi şu uzun kenar? Buraya 4 eksi A kaldı. E hocam şu 4 eksi A'yı bulursak olay bitti. Çünkü bunun alanı bulmak için orası lazım bana. Pisagor bağıntısı yap. 4 eksi A'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı A'nın karesi. Buradan ne geliyor? 16 eksi 8 a artı a kare eşittir. A kare artı 4 yaptı. A kareler nanay. 8 a buraya bunu buraya. 12 eşittir. 8 a'dan a'yı da böylelikle 12 bölü 8. 4'e bölü 3. 4'e bölü 2. 3 bölü 2. O zaman burası kaç yaptı? 4 eksi a. Yani 4 eksi 3 bölü 2. 2 kere 4 8. 5 bölü 2 mi yaptı? Evet. Hocam burası 5 bölü 2. Dikkat dikkat. Sarı bölgenin alanı. Şurası 5 bölü 2. Bu 1 Paralel kenar değil mi? Karşılıklı kenarları paralel olduğu için hatta eşkenar dörtgen kenar oluyor da neyse çaktırma. Paralel kenar taban çarpı tabana ait yükseklik olduğundan dolayı e, taban 5 bölü 2. Yükseklik de dışarı düşmüş sadece o da 2. O zaman alan 5 bölü 2 çarpı 2'den dolayı kaç çıkıyor? 5 çıkıyor. Cevap böyleliklerine çıktı gençler. C an çıktı. Bu da güzel bir soruydu. Geldik 6'ya diyeceğim. Çıkmış bir sorusu. Kanalımda çözemiyorum. Uygulamadan bak. Geldik 7'ye diyeceğim. Çıkmış soru. 2020'de TYT'de çıkmış bir soru. Kanalımda çözemiyorum. Uygulamadan bak. Geldik 8'e. Bunun da benzeri sınavda çıktı bu arada arkadaşlar. Ta 10 yıl önce olması lazım. 10 ya da 11 yıl önce olması lazım. Ne demiş? 1 kare 5'i eş. Toplam 6 kareye. Bak 1, 2, 3, 4, 5'i eş. Bir de burası kare. Toplam 6 kareye ayrılmış mı? Ayrılmış. Ve büyük olan kare K1 olarak adlandırılmış. Aynı işlem K1 karesi içinde yapılmış. Şu K1 karesi de burada ya. Onu da bu şekilde 5 eş bilmem ne şeklinde. Hatta şeklin içerisinde göstereyim ben onu. Hocam 5 eş şu şekilde yapıldı zaten burası. 5 eş sadece 5 eş. Hop hop tamam. Bu da K2 mi oldu? Evet. Şurası da K2 oldu. K2 karesi de aynı işlemle kareleri ayrıldığında elde edilen K3 karesinin çevresi. Arkadaş bununla aynı hamle yapacağım. 5 eş hop hop Sonra bu burada. Bu da burada olacak şekilde. içerideki karede ne oldu? K3 karesi oldu. Bu şekilde K3 karesinin çevresi 32 birim verilmiş. Arkadaş şu karenin çevresini 32 vermiş bana. 4T böl 8 yaptı. Bir kenar 8. 8. Hocam 8 ya 2 eş parçaya ayrıldı. 4 4 aldı eş kare olduğundan dolayı. He, o zaman burası da 4. O zaman 4 8 12 dikkat. Şurası kaç yaptı? 12. Hocam 12 ise şunlar da eş karelerde 6 6 yaptı. E hocam 6 6 burası da 6 oldu. Aa burası kaç yaptı? 6 kere 3 18 yaptı. Eş kareler ya bunlar. O zaman buraları 9 9 yaptı. E burası da 9. Toplamda kaç yapıyor o zaman burası? 27 yapıyor. Yani cevap böylelikle Balıkesir çıkıyor. Güzel bir soru. Dediğim gibi ÖSYM kendinde kendi bazen tekrar ediyor. Çoğunlukla tekrar ediyor burada da bu tarzda soru yine karşılaşabilirsiniz. Çünkü çok önceden sormuş zaten. Evet böylelikle kareyi bitirdik mi gençler? Bitirdik. O zaman bir sonraki dersimizde yani bir sonraki bunun soru çözümünde neredeyiz? Çok genelleri çözeceğiz galiba. Çok de çok genellerde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.